Kılıçdaroğlu siyasete girdiğinde bir Alevi kimliğiyle girmedi. Bir devlette bürokrat olarak devleti çok iyi tanıyan bir kişilik olarak CHP'de siyaset yapmaya başladı. Genel başkan olana kadar da gerçekten birçok siyasetçi mevcut topladığı yasal olmayan işlerin yapıldığı birçok oturumda farklılığını koyarak CHP'de siyaset anlamında üst düzeyi bir yönetici haline gelmeyi başardı. Kılıçdaroğlu genel başkan olduktan sonra hiçbir zaman kimlik üzerine, inanç üzerine siyaset yapmak istemediği için böyle bir açıklama yapmadı. Ama Sağır Sultan biliyor ki Kılıçdaroğlu'nun Alevi olduğunu. Herkes bildiği halde o sözcüklerin onun dilinde söylenmesini istediler. Beklentiye girdiler. Ama bunu en çok bugünkü Cumhurbaşkanı siyasi olarak kimlikleri, inançları kullandığı için, onu bir avantaj olarak düşündüğü için, Sünni vatandaşın nüfusu Alevi vatandaşların daha fazla olduğu için kimlik siyaseti yaparak avantaj sağlayacağını düşünüyordu. Bu seçimde Kılıçdaroğlu aslında bütün düşüncelerini, bütün projelerini, bütün bu ülke demokrasi adına, çağdaşlık adına, emek adına, özgürlük adına düşüncelerini toplumla paylaşmak istedi. Önce muhafazakar kesimle helallaştı. Daha sonra bu ülkede çevreciler, bu ülkenin doğasına sahip çıkanlar, bu ülkenin emeğine sahip çıkan insanlarla helallaştı, kucaklaştı. Sonra Kürtlerle, onların adına da özgürlüğü, çağdaşlığı, bu ülkenin doğrularını, haklarını paylaşacağını, savunacağını paylaştı. Sonra yine aynı bu seçimde yarın yine Cumhurbaşkanı çıkıp kimlik siyasetinin önünü kesmek için herkesin bildiği ama şunu topluma şey yaptı, gençlere, onu tanımayan gençlere, yeni oy verecek gençlere: evet, ben Aleviyim. Kendi kimliğimle, kendi inancımla ve tüm inançlara eşit bakıyorum, saygı duyuyorum. Ama ben CHP Genel Başkanı olarak, bu ülkenin Cumhurbaşkanı adayı olarak, Alevi olarak değil, bu ülkenin iyi yetişmiş ve bu ülkeyi çağdaşlığı, aydınlığı, laikliği, bu ülkenin yayından çıkmış sistemini yeniden normal değerlerine kavuşturup bu toplumun özgürce, barış içinde, demokrasi, özgürlük anlayışıyla emek eksenin yeni de haklarını alabileceği bir ülkeyi vaat ediyorum söylemiydi. Yani ben bir Alevi kimliğiyle değil, ben bu ülkenin bütün insani değerleri, ortak değerleri önemseyen bir aday olarak geliyorum. Onun için toplumun demek ki sadece Alevilerin değil, bu ülkede yaşayan aydın, çağdaş, bu değerleri önemseyen birçok insan bu beklentideymiş ki yüz milyonlarca beğeni kazandı, görsel yayında yer buldu. Bu da Kılıçdaroğlu için hem de biz Alevi toplum için sevindirici bir şeydir. Biz Aleviler olarak kimliklerimizi saklayarak değil, kimliklerimizi paylaşarak, farklarımızı paylaşarak, ortak değerlerde buluşarak bu ülkenin daha yaşanır, daha paylaşılır, daha mutlu bir noktaya getirmek lazım. Onun için iyi bir çıkıştı. Diliyoruz ki her anlamda bu çıkışların yapılması, kimlikler üzerinde, mezhepler, inançlar üzerinde değil. Çünkü ülkemiz 80 darbesinin döneminden sonra siyaset ezen ve ezilen sınıf mücadelesinin
değil, ideoloji üzerine değil, ırk, mezhep, din eksenine çekilerek bugünlere geldik ve bugün de bu nedenle ülkemiz ne hale geldiğini hepimiz görüyoruz. Aslında bizim ortak değerimiz emektir, demokrasidir, özgürlüktür. Hepimizin buna ihtiyacı vardır. Bu anlamda aynı noktada Kılıçdaroğlu'na oy vererek buluşmamız lazım. Kolu yedim diyor. Kolu yeniden nasıl çıkarırım, avantajı nasıl geçiririm? Ama ben Cumhurbaşkanımıza geçmiş olsun derim. O kozu eline Kılıçdaroğlu almış oldu. Çünkü onun üzerinde yeniden depinecekti. Aslında bugüne kadar 20 yıl 80 darbesinin getirdiği mezhep, din, ırk üzerindeki siyaseti 20 yıl ayrıştırarak iktidarı sağladı bugünkü Cumhurbaşkanı. Ama bugün gayri toplum bunun bilincine vardı ve buna prim vermeyeceğini ortada. Onun için Cumhurbaşkanımız da geçmiş olsun. Gayri bu ülkede ırk mezhep üzerine siyasetin bu topluma, bu ülkeye bir şey getirmeyeceğini hepimizin anlaması lazım.